Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildiğiniz gibi bir önceki dersimizde CTU sayıcısını kullanarak paletleyici makinemizde paletin üzerine 4 adet kutu koyarak asansör yardımıyla raflara dizme işlemini gerçekleştirmiştik. Bu projemizde ikinci bir paletleyici makinesi kullanarak yine aynı şekilde aynı asansörle raflara dizme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle ben asansörümüzü biraz ileri doğru almak istiyorum. CTRL'e basıyorum. Asansörün önündeki konvörü, asansörü, rafları seçiyorum. Tabii buradaki sensörümüzü de unutmayalım. Daha sonra bunları biraz ileriye doğru itiyorum. Buradan hemen turntable konvörümüzü seçelim. Tam 0'da 0 oturtuyoruz. Tekrar asansörümüzü seçerek yakınlaştıralım. Evet. Daha sonra hemen 2 metrelik bir tane konver alıyorum ve turntable'ın sağ tarafına doğru koyuyorum. Bir tane daha 2 metrelik alıp biraz konver alanını uzatıyorum. Buradan sonra ikinci bir turntable'ı yine buraya koyalım. Yine 2 metrelik konverlerle devam ediyorum. Bu arada konverlerin yönüne dikkat edelim. Burada ters olmuş. Diğer tarafa çevirelim. Yine aynı şekilde bu da diğer tarafa çevrilmesi gerekiyor. Bunların yönü doğru. Ve buraya bir tane ikinci paletleme makinemizi yerleştiriyorum arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorum. 0'a 0 olması lazım. Konverle paletleyici arasındaki mesafe 0'a 0 olması lazım. Yine buradan 2 metrelik palet koyarak devam ediyorum. Yine 0'a 0 olduğunu kontrol ediyorum. Evet. Bu şekilde bizim paletimizin asansöre gidiş yönünü yapmış olduk. Şimdi asansöre paletin üzerine koyacağımız kutuları paletleyici makinemizin üzerinden geleceği için buraya da hemen platformlar yerleştirerek asansör bant koymak istiyorum. L boyutlu platformu koydum. Platformu koyduktan sonra hemen bantımızı koyalım. Paletleyici ile bantıyla arasındaki mesafe aynı olması lazım. O yüzden kontrol etmiş olalım. Bir tık daha aşağı inmesi lazım. Evet, bu şekilde iyi. Bir tane daha 2 metrelik bant koymak istiyorum. Bunun için buralara yine platform koyalım. En boyutlu platformdan koyuyorum. Çok fazla uzun olmasını istemediğim için en boyutlu kullanmak istiyorum.
Ctrl C yapıp Ctrl V ile tekrar aynısını yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir sıra daha koyabiliriz. Evet. İkinci bantımızı da koyalım. Evet. Biraz daha görsel açıdan güzelleştirmek için platforma biraz korumalıklar koyalım. En boyutlu korumalık koyuyorum buraya. Daha sonra XL koyarak daha çok uzatabiliriz. Buraya da bir köşe korumalık koyuyorum. Yine en boyutlu korumalığı da koydum. En boyutlu korumalı koyalım. Operatörün çıkması için buraya da merdiven koyalım. Yine merdivenlerin korumalıklarını da koyalım. Evet, görsel açıdan güzel durdu. Yine buradan paletlerimizi göndereceğimiz yere emiterlerimizi koyuyoruz. Ve büyük boyutlu paletin gelmesini istiyorum. O yüzden sadece paletin seçil olduğundan emin oluyorum. Bantın üzerinde sadece kutu gelsin. Kutu da en boyutlu olsun. Evet. Şimdi sensörlerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Burada bir tane bizim paletleyiciye geldiğini, paletin geldiğini bilmemiz için bir tane sensörümüz olması lazım. Biraz daha yakınlaştıralım. Burada yine bantlar durdurmak için sensörümüz olması lazım.
Evet. İsterseniz bugünlük dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kalan sensörleri ve isimleri, nereye hangi isim vereceğimizi bir sonraki dersimizde yapalım. Video süresi çok uzamaması için bugünlük bu kadar. Arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.